geçmiş olsun. Ben Mersin Büyükşehir Belediyesi Refakat Çevre Koordinatörü. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hastam vardı annem. Git gel vasıtamız olmadığı için sıkıntı yaşıyorduk. Bir de biraz kronik rahatsızlığı vardı. Çok güzel yani birçok mağduriyeti giderdi. Uzak yerlerden gelmemiz, burada işte saatlerce beklememiz, işte gün sabahleyin tekrar erkenden gelmemiz çok büyük sıkıntı yaşatıyordu. Hastam için de çok büyük sıkıntı oluyordu. Bizim için çok güzel. Gerçek bir sosyal belediyecilik. Çok teşekkür ederim. Başkanımıza da size de çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyoruz. Çok teşekkürler. Biz 13 gündür oteller, şura, bir yerde kalma, bir de bu koronadan dolayı hiç kimsenin yanında da kalamıyoruz. Mersin lokasyon olarak çok uzak ilçeleri var ve genelde bu ilçelerden gelen vatandaşlar, yurttaşlarımız sosyoekonomik yoksulluk içerisindeler. Hele şu Covid-19 döneminde bu daha da önem kazandı. Çok pozitif geri bildirimler alıyoruz. Dediğim gibi araçlarında yatan var, bu hizmeti sosyal medyadan duyanlar var, bize başvuranlar var. Son derece vatandaşlarımız son derece mutlular. Merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar. Kusura bakmayın sizi rahatsız ettim. İyi akşamlar, rica ederim. Buyurun. Sizin burada uyuduğunuzu gördüm de sormak istedim. Acaba burada ne yapıyorsunuz? Hastam var. Hastanız mı var? Bizim Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden ben sosyal hizmet uzmanı Mustafa Gören'de bak. Memnun oldum. Bizim bir refakatçi evi adlı bir çalışmamız var. Burada eğer refakatçi hastanız varsa refakatçi evinden faydalanabiliyorsunuz. Dilerseniz oraya gitmek ister misiniz? Orada kalabilirsiniz. Memnuniyetle böyle bir hizmet veriliyorsa oraya hem destek anlamında olur hem de biz rahat ederiz. Tabii ki görevimiz her zaman. İstiyorsanız bugün beraber gidelim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş geldin Mehmet amca. Mehmet amca, Hasan'da buldum. Teşekkür ederim. Mehmet amcamızdan bahsettim. Mehmet amca, odam burası. Hayda, çok güzel. Odamda televizyonum var, yatağım var, buzdolabım var. Mehmet amca, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Akşam yemeğini getirdim. Yönetmenlikteki bir eksiğimizi tamamlamış olduk. Bu da refakatçi evleriyle ilgiliydi. Yeni bir düzenleme başlattık. Bir sosyal proje bu da. Hastaneler daha müştemilatı fazla olan, teşekkülü daha fazla olan hastaneler merkezde. Sağlık konusunda merkezin sunduğu imkanları nispeten ilçeler sunamıyorlar. Önemli hastaneler, üniversite hastanesi, şehir hastanesi gibi büyük hastanelerimiz merkezde ve örneğin Gülnar'dan, örneğin Mut'tan hastalanan vatandaşlarımız burada tedavi olurken yakınlarına bir eziyet oluyor. Nedir? Bunlar fakir yoksul insanlar. Gelip burada barınacak yer bulamıyorlar.
Annesi hastanede yatıyor, kız kardeşi hastanede yatıyor. Refakatçisi o da alamıyor, o kadar ekonomisi yok. Nerede kalacak? Bir yakını varsa 3 gün onun yükünü çekebilir. Ama uzun süre kalamıyorlar. Bunu hayata geçirdik, çalışmaları bitirdik.